İyi akşamlar. 14 Haziran 2018 Perşembe Ankara kulisine hoş geldiniz. Elbette ki gündem oldukça yoğun. 24 Haziran seçimine elbette ki 9 günlük bir süre kaldı. Gündemin en sıcak konu başlıklarını değerli yayın konuklarımızla birlikte değerlendirmiş olacağız. Soru, görüşü, önerilerinizi arkadaşlarımız zaman zaman ekranlara yansıtıyorlar. Oradan bize ulaştırabilirsiniz. Yayın konuklarımı da tanıtmak ve takdim etmek istiyorum. 20. ve 21. dönem Refah Partisi ve Hazret Partisi Diyarbakır Milletvekili Ömer Vehbi Hatipoğlu yayın konuğumuz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, sağ olun. Bir diğer yayın konuğumuz ise gazeteci yazar Seyfi Uzunkök. Seyfi Bey siz de hoş geldiniz. Evet, sıcak bir konu başlığıyla başlamak istiyorum Ömer Bey hemen sizinle. Malumunuz akşam saatlerinde Şanlıurfa'da üzücü bir olay meydana geldi. AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Halil Yıldız ve beraberindekiler Suruç'ta seçim çalışmaları yaparken çalışmaları sırasında PKK'lı ve HDP'li olduğu iddia edilen kişilerin saldırısına uğradı ve 4 kişi öldü, 9 kişi de yaralandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamada bulundu. Milletvekilimizin abisi PKK'lılar tarafından öldürüldü dedi. Yine Başbakan ve İçişleri Bakanı'nda benzer açıklamaları var. Bu yaşanan, akşam saatlerinde yaşanan bu olayı nasıl değerlendiriyorsunuz efendim? Öncelikle iyi yayınlar diliyorum. Ekranları başında bizi izleyen kardeşlerimize saygıyla selamlıyorum. Tabii ki bu bir vahim bir olaydır. Öncelikle seçime kan bulaşmamalıdır. Gelişmiş ülkelerde seçimler bir demokrasi şöleni halinde gerçekleşir. Seçim yarın bitecek. Biraz önce siz ifade buyurdunuz. 9 gün sonra zaten seçim bitiyor. Biz bu ülkenin vatandaşları olarak, kardeşler olarak birbirimizin yüzüne bakacağız. Hangi partiden olursak olalım. Siyaset bir tercih sorunudur. Din değildir, mezhep değildir. Partiler de kalıcı da değildir. Sonuç itibariyle bir seçimdir. Bu seçimi bu şekilde kana bulayarak kimsenin neticeye ulaşması mümkün değildir. Ben önce şiddetle ve nefretle kınıyorum. Böyle bir olay meydana geldi. Umarım son olay olur. Umarım 24 Haziran ve sonrasına kadar suhulet ve sükunet içinde Türkiye seçimini yapar. Demokratik kurallar dahilinde. Kimse şiddete başvurmaz. Şiddetin olduğu yerde demokrasi olmaz. Şiddetin olduğu yerde insanların fikir özgürlüğü olmaz, düşünce özgürlüğü olmaz. Kişiler kendi eğilimlerini de özgürce ve rahatlıkla ifade edemezler. Bu nedenle bu olayı elbette detaylı bir şekilde devletin kurumları araştıracak. Ben peşinden bir hükümde bulunmak istemiyorum. Ama Sayın Cumhurbaşkanımız, Sayın İçişleri Bakanı bir değerlendirmede bulunmuşsa laf olsun diye de değerlendirme yapmazlar. Mutlaka aldıkları bilgiler vardır ellerinde. İstihbari bilgiler vardır ve en azından da görgü tanıkları da vardır. Bu olay bize seçim güvenliği konusunun bu ülkede ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Bu tür olaylar bir orada o anda bir sinir, bir tartışma sonucu meydana mı geldi yoksa önceden planlanmış bir hareket midir? Eğer önceden planlanmışsa elbette bir Suruç olayıyla da kalmaz. Bunun arkası Allah korusun gelebilir mi? Bütün bu soruların ilgili kurumlar tarafından ciddi şekilde değerlendirilmesi gerekir. Rüzgar eken fırtına biçer. Şiddete başvuran bunun bedelini çok ağır öder. Bir atasözü vardır. Eğer siz camdan bir evde oturuyorsanız başkasının camına taş atmayacaksınız. Siyaset böyledir. Yani burada falanca partinin müntesipleri daha güçlüdür. Diğer partilerin elemanlarının gelip kendilerini ifade etmelerine izin vermem diyen bir seçmen grubu veya bir siyasi parti varsa öbür tarafta da başka bir parti daha güçlüdür. Onlar da sizin elemanlarınıza izin vermemiş olur ve bunun adına da demokrasi denmez. Dolayısıyla ben ilk olsun ve son olsun diye ümit ediyorum. Vefat eden insanlara, kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralılara da acil şifalar diliyorum. Olayın orada öyle kalmasını temenni ediyorum. Büyümemesi gerektiğini ifade bir ediyorum. Bir endişeniz mi var? Evet. O olay orada kalmaz. Tabii şimdi saldırıya uğrayan Sayın Milletvekilimiz o bölgenin güçlü ailelerinden birisinin mensubudur. Yani güçlü olduğu yerde saldırıya uğramıştır. Böyle her baba yiğidin kârı değildir.
eğer arkasında bir örgüt bağlantısı yoksa bireysel bir tavır olduğunu zannetmiyorum. Dolayısıyla o milletvekilimizin acılı ailesi, onun yakınları, o aşiret ile ilgili şunu ifade etmek istiyorum. Ben kendilerini teenniyle hareket etmeye davet ediyorum. Bu iş devletin işidir. Yani bireysel bir öç alma duygusu içinde hareket edilmemelidir. Sayın milletvekilimiz değerli bir insandır, bu işi bilen bir insandır. Mutlaka kendi ailesini, çevresini, sevenlerini sükunete ve suhulete davet edecektir. Bundan eminim. Buna dikkat edilmesi gerekir. Yani şeyle bir sinir içerisinde arkası düşünülmeden adım atmanın ne bize, ne acılı aileye ve ne de ülkemize bir faydası yoktur. Mesela Cumhurbaşkanımıza kadar intikal etmişti Sayın Cumhurbaşkanı, Sayın İçişleri Bakanı, Sayın Başbakan bu işte ilgilendiğine göre mutlaka failler bulunacak ve adalete teslim edilecek. Sayın Cumhurbaşkanı akşam saatlerinde yani bir kısa bir süre önce yaptığı açıklamada dikkat çeken farklı ifadeler de kullandı. PKK ve HDP'nin Kürtlerin kanından beslenerek büyüme stratejilerini hala terk etmediklerinin en bariz örneğidir bu olay diye tarif etti. Peki Seyfi Bey siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi Cumhurbaşkanı'nın açıklamalarına bakarak değerlendirirsek PKK'dan çıkan bir silah varsa söz konuysa eğer orada cinayeti işleyen PKK'lıysa o 4 ölen şahıs da şehittir. Onun için biz bunlara şehit olarak bakmak zorundayız. Kendilerine Allah'tan rahmet diliyorum. 3 tanesi Sayın Vekil'in akraba çevresinden evet. olduğu, bir tanesinin ise karşı taraftan olduğu ifade ediliyor. Nereden çıktığı önemli. Mermi eğer PKK'dan çıktıysa şehittir onlar. Yani şehit olarak addetmemiz lazım. Şehit statüsündedir. Maalesef Suruç'ta 2015 yılında da biliyorsunuz bir bombalı saldırı olmuştu. O dönemde de 32 kişi hayatını kaybetmişti. HDP'nin açıklamalarına bakarsanız o dönemde Demirtaş sürekli işte hükümetin güvenlik tedbiri almadığını, işte bu ölen insanlarda sorumlu olduğunu söylüyordu. Şimdi dilerim ki HDP bir açıklama yapmalı bu manada ve saldırıyı gerçekleştirenleri lanetlemeli. Eğer biz cinayetlere, bu tür linç girişimlerine müdahale etmezsek ve lanetlemezsek yarın bunun devamı gelebilir. Sayın Vekilim'in de dediği gibi, Sayın Atipoğlu'nun da dediği gibi yani bu kan davasına dönüşecek ortamları oluşturmaktan kaçınmalıyız. Eğer bir sinir hadisesiyle olan bir vuku olduysa çok daha ileriye dönük sıkıntılara sebep olabilir diye düşünüyorum. Evet, HDP açıklama yapmalıdır dedi Ömer Bey. Fakat bu zamana kadar geriye dönüp baktığımızda birçok olay yaşadık ama HDP'nin ciddi manada bir tepki ortaya koymadığını gördük. Siz de açıklama yapılması gerektiğini düşünüyor musunuz ya da açıklama yaparlar mı size göre? Tabii şu anda bir seçim ortamındayız. Seçim sürecinde ve bir seçim çalışmasında meydana gelen bir olay var. Sadece HDP değil, HDP'nin Cumhurbaşkanlığı adayının bu konuda ne düşündüğü de çok önemlidir. Madem ki bu milletten Cumhurbaşkanlığı olmayı düşünüyor ve oy talep ediyorsunuz, o zaman bu olayla ilgili değerlendirmenizi de kamuoyuyla paylaşmanız lazım. Önce Cumhurbaşkanı adayının, ardından HDP'nin yetkili kurullarının ve yetkililerin bu açıklamaları yapmaları lazım. Nasıl ya? Ama, fakat, lakin gibi sözcüklerle başlayarak değil, evet, hep sonunda ama çok gidiyoruz. Net bir ifadeyle bunun kınanması gerekir. Ve çok net bir ifadeyle de böyle vahim olayların bir daha hukuk bulmaması için gerekli olan adımların atılması konusunda kendilerinin talip olması lazım. Eğer Sayın Cumhurbaşkanımızın ifadeleri nettir. PKK'lı olduğu abisi, söyleniyor. Milletvekilimizin abisi PKK'lılar tarafından öldürüldü. Kesin ve net bir ifade kullandı Sayın Cumhurbaşkanımız. O zaman biz de net bir ifade kullanıyoruz. Şehittir diyoruz. Allah rahmet eylesin diyoruz. Şimdi yani. Sayın Cumhurbaşkanımız bunu söylüyor. Bu net. O zaman PKK'ya, PKK bizim muhatabımız değil. Muhatabımız şu anda bir siyasi partiden bahsediyoruz. HDP'dir. HDP'nin de çıkıp net bir şekilde bunu kınaması lazım. Eğer bu bilgilerde bir yanlış olduğunu iddia ediyorlarsa bunun da belgeleriyle ortaya koymaları gerekir. Dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklaması bizi bağlar. Çünkü devletin zirvesi bu açıklamayı yapıyor. Sayın Cumhurbaşkanımız o öldüren kişinin gebetesine ulaşamamışsa,
yani devletin raporları önünde değilse durdururken bir insanı PKK'lı olmakla da suçlamaz. Evet, büyük bir itham olur. Ciddi bir itham olur. Çünkü bu demek ki Sayın Cumhurbaşkanımızı veya devletin elinde çok net bilgiler var demektir. Bu o zaman ne anlama gelir? Bu şu anlama gelir. PKK aldığı görev gereği bu seçimleri provoke etmeye kalkışmıştır. Bu eğer bir örgütsel hareketse, örgüt talimatıyla yapılmış bir olaysa o zaman Türkiye ciddi bir tehlikeyle karşı karşıyadır. Seçimin güvenliği ciddi bir tehlikeyle karşı karşıyadır. Ve sadece Suruç, sadece Urfa değil, Türkiye'nin dört bir yanında bunlarla ilgili tedbirlerin alınması gerekir. Evet. Şimdi evet, buyurun. Celalettin Bey'i bağlayacağız arkadaşlar. O zaman Celalettin Bey çünkü olayı daha net biliyor bölgede. Evet, birazdan Celalettin Bey'e bağlantı yapacağız. Olayın detayını da kendisinden öğrenmiş olacağız. Peki PKK'nın terör örgütünün acaba sıkışmış bir halden kurtulmak amacıyla tam da bayram arifesinde böyle bir eylemde bulunmasını tam olarak biraz anlatmaya çalıştınız ama biraz açtığımızda nasıl okuyorsunuz Ömer Bey? Şu anda tabii Türkiye, Türk Silahlı Kuvvetleri Kandil'e yönelik bir harekat gerçekleştiriyor. Suriye'deki harekat hedefine ulaşmıştır. Kandil harekatı da hedefine ulaşmak üzeredir. PKK'nın merkez komitesi elbette Kandil'den mutlaka kaçmıştır. Ona böyle yiğitçe, mertçe oturup askeri karşılayacak halleri yoktur. Ama burada ciddi bir çökme var ve ciddi bir deformasyon var. Korku var. Şimdi seçime giderken kendi sempatizanlarına ölmedik, ayaktayız. Eylem gerçekleştirebiliriz. Mesajını ulaştırmayı isteyebilir. Bir, iki, PKK'yı değerlendirirken yanlış değerlendirmeler yapıyoruz çoğu zaman. O yanlışa girmemek lazım. PKK kendi özgür iradesiyle eylem gerçekleştiren bir hareket değildir. PKK taşeron örgüttür. Kimin taşeronudur? Türkiye'ye savaş ilan etmiş küresel güçlerin taşeronudur. Yani PKK dünya çapında küresel terör siyasetinin bir ayağıdır. Eğer PKK böyle bir eylemi bir emir komuta zinciri içinde gerçekleştiriyorsa bu şu demektir. Küresel güçler, Türkiye'ye savaş açmış olan küresel güçler Türkiye'deki seçimin kansız bir şekilde sona ermesini istemiyor demektir. Peki Sayın Atatürk, yani bu girmiş oluyorum, özür dilerim. 6 milyon seçmen var HDP'nin. Yani HDP eşittir PKK. Bu PKK'ya neden oy veriyor o zaman Kürt halkı? Niye uyanmıyor? Ben olayı öyle değerlendirmiyorum. PKK eşittir HDP değil. Yani o ayrı bir mesele. Ama Öcalan yani, benim liderim diyor Demirtaş. Yani ben HDP yöneticileri, adaylarıyla ilgili bir de yorum onları kapsamıyor. Tamam. Ben oy veren vatandaşlar anlamında söylüyorum. Bu ülkede 6 milyon PKK'lı varsa zaten elden gitmiş demektir memleket. Öyle değil. Yani seçmenin seçim yaparken, oy kullanırken kendi tercihine etki eden faktörler farklıdır. Ama onu yöneten kadronun, yani HDP'yi yöneten kadronun PKK'nın siyasi uzantısı olduğunda hiç kimsenin kuşkusu yok. Yani benim kuşkum yok. Eşittir diyoruz o zaman. Yani değişen bir şey olmuyor. HDP yönetimiyle. HDP yönetimi eşittir. Üst yönetimi kastediyorsanız amen. Evet, tam da bu noktada şunu sormak istiyorum. Demirtaş'la ilgili Sabah gazetesinin Ankara temsilcisi Okan Müderrisoğlu 2015 Temmuz ayında dikkat çeken ilginç bir yazı kaleme almış. Abdullah Öcalan'ın Demirtaş için Selahattin Demirtaş uluslararası proje dediğini dile getirmiş. Yine Selahattin Demirtaş'ın da bir açıklaması var. Son zamanlarda gündemde HDP Öcalan'ın projesidir diyor. En iyi tarif edebileceğiniz, okuyabileceğiniz bu bilgileri sizsiniz Ömer Bey. Evet. Ne manaya geliyor? Şimdi ben şunu bir kere ortaya koymak gerektiğini düşünüyorum. Türkiye'de bir seçmen grubu var ve bu seçmen grubu Kürtlerin demokratik siyasete katılmaları gerektiğine inanıyor. Yani demokratik siyasette yer almalıyız. Bunu değişik partiler içinde de yer alabileceğimiz gibi kendimize özgü partimiz de olmalıdır diye düşünen kardeşlerimiz de olabilir. Bunu makul karşılamak lazım. Demokratik siyasetten bahsediyorum. HDP 7 Haziran seçimlerinden önce demokratik siyaset yapacağım diye millete şey verdi.
söz verdi. Ve bundan dolayı da Türk solunun marjinal kesimleriyle koalisyonlar kurup 7 Haziran'da seçime de gitti. HDP'nin 7 Haziran seçimlerinde aldığı %13'lük oy PKK'yı ürküttü. Çünkü baktı ki demokratik siyaset silahlı mücadeleyi bertaraf edecek. Ve Demirtaş'ı ve diğer HDP'lileri rol kapmaya kalkışan hainler gibi gördü. PKK'nın en büyük hedefi Türkiye'de Kürtlerin demokratik şekilde kendi haklarını savunabilme özgürlüğünden mahrum kalmalarını istiyor PKK. PKK Kürt düşmanıdır. Bunu çok açık ve net söylüyorum. Evet, PKK bugün Kürt düşmanıdır dediniz. Müsaadenizle Celalettin Bey hattımızdaymış. Ömer Bey bir bağlanalım. Efendim iyi geceler diliyorum. İçişleri Komisyonu Başkanı ve Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç telefon hattımızda. İyi geceler Celalettin Bey. İyi geceler. İyi yayınlar. Aleyküm selam. Şimdi efendim bu Suruç'taki olayın detayı nedir? Siz bayağı özel bilgilere sahipsinizdir diye düşünüyorum. Yani kamuoyunun bildiğinden çok fazla özel bilgi yok aslında. Çünkü ben Maraş'tayım şu anda. Maraş'tan takip ediyorum. Ama ilgili arkadaşları aradım. Oradan aldığım bilgileri sizlerle paylaşabilirim. Maalesef Suruç'ta seçim çalışması yapan, esnafı ziyaret eden AK Parti milletvekili ve heyetine Suruç meydanındaki pasaja girmeyeceksiniz diye bir müdahale var. Bu müdahale sonunda olaylar gelişiyor. Ve maalesef milletvekilimizin kardeşi ölüyor. İki tane karşı taraftan ölenler var. Karşı taraftan ölenlerden bir tanesi hakkında PKK terör örgütüne üyelikten dava açılan ve adli kontrolle serbest bırakılan birisi. Şimdi bu üzücü olayların olmaması gerekir diyoruz. Ama maalesef PKK ve onun uzantılarında genlerinde silah var, şiddet var, tahammülsüzlük var. Ve örgütün de Urfa Suruç'la ilgili çok özel gayretleri, çabaları olduğunu, özel önem verdiğini Suruç'a çok iyi biliyoruz. Suruç'ta zemin kaybettiklerinden dolayı tahammülsüzlükleri had safhada ve maalesef böyle bir üzücü olay, yaşanmaması gereken bir olay yaşandı, yaşanmamalıydı. Bu şu seçim arafesinde orada Ömer Vehbatipoğlu PKK'nın uzmanı. Çok ben de kısmen az bir dinledim şimdi. Daha önce de çok sohbetlerimiz var. PKK'nın birçok yönü var. Birincisi Marksist bir örgüt olduğu için şiddeti ve terörü silahlı propaganda sayar Marksist örgütler. Hatırlayın 12 Eylül'den önce de Marksist-Leninist silahlı propaganda grupları diye grupları vardı zaten. Silah bunların olmazsa olmazlarıdır ve propaganda araçlarıdır. Kendi deyimleriyle, literatürleri bu. İkinci olay ise Kürt halkını elde tutabilmek için silaha ihtiyaç duyuyorlar. Yoksa tutamayacaklar ellerinde. Baskıyla, tehditle, şantajla bir halka 30 yıldır. Ömer Bey çok doğru söylüyor. En büyük zulmü Kürtlere yapıyor. Çünkü 13-14 yaşındaki çocukları dağlara çıkarıyorlar. O çocukları ölüme programlıyorlar. Ölüme programlanan bu çocuklar saldırı yapıyorlar, pusu kuruyorlar, asker, polis, sivil öldürüyorlar ve sonuçta da mukadder kaderlerine boyun eğip bir operasyonda ölüyorlar. Ama bu çocuklar üzerinden Kürt halkını rehin alıyorlar. Çünkü çocuğunun dağda olmasının ne demek olduğunu herkes çok düşünemiyor bile. Şimdi zemin kaybettiği için de tahammülsüzlükleri had safhada. Suruç onlar için çok önemli bir yer. Maalesef böyle üzücü bir olay yaşandı, yaşanmamalıydı. Şu anda durum sakin aldığım bilgilere göre. Güvenlik güçleri duruma hakim. Yaralılardan hayati tehlikesi olan yok deniyor. Ama maalesef böyle bir eyleme imza atmış oldular.
Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıklamasını mutlaka dinlemişsinizdir. PKK ve HDP'nin Kürtlerin kanından beslendiğini dile getirdi. Bunu nasıl okuyorsunuz, bu sözleri, bu ifadeleri Sayın Güvenç? Çok açık bir şekilde Sayın Cumhurbaşkanımız tabii gene çok üzülmüştür bu olayı duyunca, açık söyleyelim. Çok vahim bir olay ve bir gerçeği böyle ifade etmiştir. Biz de aynı şeyi söylüyoruz. Ben diyorum ki size, bakın 30 yıldır Kürt halkını rehin almış bir örgütten, uluslararası güçlerin, süper güçlerin maşası, oyuncağı olan, acımasızca eylem yapan, Kürt çocuklarını 13 yaşında dağlara çıkaran ve onların kanı üzerinden beslenen, kanı üzerinden yaşayan bir örgüt. Bunda bir şüphe yok ki. Onun için seçim arafesinde herkesin, Kürt, Türk, vicdan sahibi herkesin bu adamların bu yönünü tanıtılması için, duymayana, bilmeyen kaldıysa onlara duyurmak için anlatması gerekiyor. Bugün bir takım Kürt kardeşlerimiz, biz Müslümanız. Cumhurbaşkanımız her zaman söylüyor. Bizde ayrım yok, ayrım yapma şansımız yok, imanımıza, inancımıza der. Ama bu adamlar ırkçılık yapıyor, Kürtçülük yapıyor, silah ve terörden medet umuyor ve Marksist Leninist bir örgüt. Bunu bizim söylememize de gerek yok ki. Kendi beyanları var zaten. Komün dedikleri, özerk yönetim dedikleri, kanton dedikleri şeyle 50 sene, 60 sene önce Güney Amerika'da, Asya'da denedikleri şeyler zaten. Bunlar demokratik literatürde olan şeyler değil. Kantondur, özerk yönetimdir, bilmem nedir. Guevara'nın, öbürünün, Berik'inin 50-60 sene önce, 70 sene önce denediği şeyleri söylüyorlar. Artı burada şimdi Kürt kardeşlerimiz bizi izliyorsa, bunlar kimle ittifak yapıyor? Marksist Türk soluyla ittifak yapıyor. Başka biriyle mi ittifak yapıyor? Bir lider var, Tayyip Erdoğan. Diyor ki baldıran zehir olsa ben bu işi çözeceğim. Bu ülkenin en temel sorunu terör sorunudur, Kürt sorunudur. Ben bu işi çözeceğim diyor. İki türlü yaklaşım yapıyor bu soruna. Bir, Güneydoğu Anadolu'yu yaşanılır hale getiriyor. Mahpus talihini çeviriyor. Lafta değil, katrilyonları harcıyor. İnsanlarımızın refah düzeyini geliştirelim diye. Terörden zarar görünlere şu anda rakamlar elimde yok. Katrilyonlarca para harcıyor, ödüyor bizzat insanlara. Diyarbakır bugün Diyarbakır olduysa terörden zarar görenlerin aldıkları tazminatların çok önemli bir yeri var. Ömer Bey o mahallelerden bahsetti. O mahalleler nasıl kuruldu? İki, Tayyip Erdoğan diyor ki kardeşim asimilasyon yok, red yok. Gelin kardeş olalım, bir olalım, bir olalım, bir olalım diyor. Bunun mücadelesini yapıyor. Fakat bu PKK ve arkasındaki uluslararası güçler Tayyip Erdoğan'dan, tırnak içinde söylüyorum, Kürt düşmanı bir lider çıkarıyorlar. Ve Pervin Buldan, bakın utanmadan diyor ki damarında Kürt kanı olan Tayyip Erdoğan'a AK Parti'ye oy vermesin. Ey Pervin Buldan, buradan sesleniyorum. Niye vermesin? Terörü durdurduğu için mi? Kürt çocuklarının ölüme götürülmesini engellediği için mi? Okullarda Kürtçe seçmeli ders olarak herkes ana dilini öğrenmelidir diye ders imkanı verdiği için mi? Televizyon kurdurduğu için mi bir kanal? Ben bu işi çözeceğim diye sadece siyasi hayatını değil, bakın, canını ortaya koyduğu için midir? Evet. Siz ne yapıyorsunuz? Çok çok teşekkür ediyorum. Bakın biz doluyuz. Toparlayalım bakın, efendim lütfen. Şunu söylemeye çalışıyorum. Bakın toparlayalım da. Bu adamların niyetleri kötü, sokakta da kötü, Suruç'ta da kötü, Türkiye'de de kötü. Bunlar kandan besleniyor, bunlar şiddetten besleniyor, bunlar bu ülkede huzur olmasını, birlik birlik içerisinde gelişime karşılar. Ha şunu da çok açık ifade ediyorum ben AK Parti milletvekili ve komisyon başkanı olarak, bölgeyi bölen bir insan olarak. Ya tüm sorunları da bitirmiş değiliz. Elbette çalışacağız, çabalayacağız ama mantalite olarak bu sorunun belini bükmüştür Tayyip Erdoğan. Geriye dönüş olmayacak şekilde bükmüştür. Evet, çok teşekkür ediyorum. İnşallah da 24 Haziran seçimleriyle de bu işlerde yeni bir
çağlanış dönemi olacak diye düşünüyorum. Efendim çok teşekkür ediyorum. İçişleri Komisyonu evet. Başkanı ve Kahramanmaraş AK Parti Milletvekili Celalettin Güvenç telefon attığımızdaydı. Yayınımıza sunduğu katkı nedeniyle tekrar teşekkür ediyoruz. Ömer Bey ile devam etmek istiyorum. Kaldığımız yerden Demirtaş'ın adaylığı ile ilgili sözlerinizi kesmiştim. Buyurun devam edelim. Adaylığı ile ilgili demedim. Yani Sayın Demirtaş Cumhurbaşkanı adayı olduğuna göre bu olay başta olmak üzere terörle ilgili düşüncelerini çok net ifade edebilmelidir bu millete. Bir, PKK bir terör örgütü müdür değil midir? İki, PKK'nın bu konuya kadar gerçekleştirdiği terör eylemlerini kınıyor musunuz? Üç, PKK'nın derhal silah bırakıp eylemlerinden vazgeçmesini talep ediyor musunuz? Bu ülkenin cumhurbaşkanı olması, cumhurbaşkanlığına aday olmuş bir insanın bu temel sorulara cevap vermesi lazım. Değil mi? Yani ya bugüne kadar bu cevapları görmedik. Kürtlerin yani. Cumhurbaşkanı adayı değil ki. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin cumhurbaşkanlığına aday olduğuna göre herkesin beklediği bu soruların cevabını amatsız, lakinsiz, fakatsız diyelim ki şekilde cevaplandırmalıdır. Diyelim ki dediğiniz gibi bir açıklamada bulundu. PKK silah bırakmalıdır dedi, kınadı ve benzeri. Ama dediğimiz şekilde ama, bir samimiyet ama diye başlar. Sorusu. Türk Silahlı Kuvvetleri de işte şeyleri, operasyonları durdurmalıdır. Şu olmalıdır. Amasız diyorum. Lakinsiz fakatsız. Bu sadece Sayın Demirtaş'a yönelik bir talep değil. Bütün Cumhurbaşkanı adaylarının aynı şeyi söylemesi lazım. Sayın Muharrem İnce'nin de aynı şeyleri söylemesi lazım. Mesela Sayın Muharrem İnce Suruç olayıyla ilgili nasıl bir değerlendirme yapacak? Ben gerçekten merak ediyorum. Diğer adaylar nasıl değerlendirme yapacak? Merak ediyorum. Yani bakın siyaset sonuç itibariyle netice alma sanatıdır. Bu neticeyi ya demokratik yollardan sandıkta alırsınız ya da zorbalığa kalkışırsınız. Zorbalığın sonucu da kötülüktür. Bu seçim 24 Haziran seçimleri karakolda bitmemelidir. Bakın çok net bir siyasetçi olarak söylüyorum. Söylerken altını çizerek söylüyorum. Bu seçim karakolda bitmemelidir. Bu seçim sandıkta demokratik bir şekilde, adilane ve eşitlikçi koşullarda yürütülmeli ve netice alınmalıdır. Sandığa, seçim kampanyalarına kan bulaşırsa bunun önünü kimse alamaz. Bir, iki, ben siyasetçilerin de çok dikkatli bir dil kullanmaları gerektiğini söylüyorum. Sorucu biliyorum. Urfa'yı çok iyi biliyorum. Sayın Celalettin Güven Urfa Valiliği ve Belediye Başkanlığı yapmıştır. Yani bölgeyi çok iyi bilen bir insandır. Orada aşiret yapısı vardır. Oralarda aileler güçlüdür. Oradaki aşiretler maalesef geçmişte kan davaları olmuştur. Ve bu bir ölümle falan kalmaz. Devletin güvenlik güçlerine derhal bütün sokaklarına, bütün kurumlarına o bölgede hakim olması lazım. Aksi takdirde bu bir şey gibi, kar topu gibi büyüyerek ilçeyi sarmamalıdır veya ile sıçramamalıdır. Çünkü aşiretlerin o yapısı vardır. Sadece bir ilçeyle sınırlı değildir. Değişik bölgelerde önemli de var. Önemli bir uyarıda bulunuyorsunuz. Tabii ben bilerek konuşuyorum. Bunun önünün derhal alınması gerekir. Yoksa Allah muhafaza etsin daha kötü sonuçlara muhatap olabiliriz. O dili başlıyorum ben bunu. Yani kimden gelirse gelsin elini silahı atın suç işlemiştir. Bu A şahsı olur, B şahsı olur, A partili olur, B partili olur. Önce bunun önlenmesi lazım. Sükunet ve suhulet olması lazım. Ve bunun tekrarı yaşanmamalıdır. Bunun için gereken tedbirleri devletin alacağından, devletin güvenlik güçlerinin alacağından da eminim. Şimdi PKK meselesine gelince, PKK ben Akit gazetesinde bundan yıllarca önce benimle yapılan bir röportaj manşete taşınmıştı. O manşette söylemiştim ki PKK Kürtleri İslam'dan uzaklaştırma örgütünün adıdır. Kürtler Müslümandır, dindardır, değerlerine bağlıdır, medeniyet değerlerimize bağlıdır. Bir konuşmada rahmetle anıyorum merhum Erbakan Hoca'yı. Ben bir konuşma yaptım, Erbakan Hoca da dinliyor. O konuşma esnasında dedim ki, ya bizim aramızda çok ciddi ortak paydalar var, ortak paydalarda buluşalım. Yani Türklerin ve Kürtlerin ortak paydaları saydım, İslam'ı, tarih bildiği, coğrafya bildiği filan. Kürsüden indiğim zaman Erbakan Hoca beni de çağırdı, dedi ki Ömer Vehbi, yanlış bir söz söyledin dedi. Bir daha bu kelimeyi kullanma dedi. Hayırdır efendim dedim. Ortak paydalar ne demek dedi. Biz biriz bir dedi. Biz aynıyız dedi.
ortak payda farklı olan insanlar arasında olur dedi. Biz biriz dedi. Hakikaten de Türk'ün ve Kürt'ün kaderi bir arada yazılmıştır. Orta Doğu coğrafyasında Kürt'ün Türk'ten başka dostu yoktur. Bunu Demirtaş'ta, bunu Apo'da, onların yedi sülalesi de bunu inkar edemez. Ve bu gerçeği değiştiremez. Onun için Sayın Cumhurbaşkanımızın çok nezih bir ifadesi var. Kürtlerin devleti olmalı mı? Var diyor işte devleti, Türkiye Cumhuriyeti Devleti. Çok net bir ifadedir bu. Yani dolayısıyla bu ırkçılık, daha doğrusu etnisite ve mezhep bir toplumsal, bir ülkenin fay hatlarıdır. Farklılıklar. Bu fay hatlarını eğer siz harekete geçirirseniz o depremde hep birlikte zarar görürsünüz. Yani deprem sormaz bu Kürt müdür, Türk müdür. Evet. Birlikte götürür. Peki, teşekkür ederim. Bunları şey yapmamak lazım, kaşımamak lazım. Bir reklama gidelim, evet. Efendim, ardından kaldığımız yerden devam etmiş olalım. Reklamlardan sonra devam edeceğiz. Reklamların ardından Ankara Kulesi'nde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yayın konuklarımı tekrar hatırlatmak istiyorum. 20. ve 21. dönem Refah Partisi ve Fazilet Partisi Diyarbakır Milletvekili Ömer Vehbi Hatipoğlu. Yayın konuğumuz ve gazeteci yazar Seyfi Uzunkök'te beraberce yayınımızı sürdürmüş olacağız. Ve aslında seçim meydanlarını, miting alanlarını değerlendirelim isterim Ömer Bey. Baktığınız zaman meydanlardaki söylemi, üslubu, bu siyaset dilini nasıl değerlendiriyorsunuz? Bir sıkıntı görüyor musunuz? Tabii yani her seçimin kendine özgü şartları vardır. Beraberinde getirdiği kampanyaların hem dili vardır hem ruhu vardır. Ben kampanyaların dilinin daha da yumuşatılması gerektiğine inananlardanım. Neden öyle diyorum? İşte biraz önce konuştuğumuz olay. Sinirler gerilmiş vaziyette. Türkiye'nin ciddi sıkıntılarla boğuşan bir ülkede yaşıyoruz. Yani bir yanda Türk Silahlı Kuvvetleri yurt dışında harekatı sürdürüyor. Yani Türkiye şu anda fiilen savaş hali yaşıyor. Ordumuz sınırın ötesinde bir harekat sürdürüyor. Öte taraftan Türkiye bir ekonomik karşı karşıya, komplo ile karşı karşıya, uluslararası finans çevreleri Türkiye'yi sıkıştırmak konusunda ciddi atakları da bulunuyorlar. Özellikle uluslararası faiz lobilerinin Türkiye üzerinde emelleri var. Türkiye sıcak paranın akışını engellemeye yönelik bölge ülkelerinde ciddi çalışmalar var. Bütün bunları üst üste koyduğumuzda hakikaten sıkıntılı bir süreçten geçen bir ülkedeyiz. Bu sıkıntılı süreci kazasız belasız, yarasız belesiz atlatabilmemiz için birbirimize birazcık da rahmet gözüyle bakmamız lazım. Kardeşler olduğumuzun bilinciyle hareket etmemiz lazım. İşte 24 Haziran'da seçimler bittiğinde yine biz kucaklaşacağız. Aynı kafeye gidip oturacak gençlerimiz değil mi? Birlikte sohbet edecekler. Dilin yumuşaması gerekir. Üslubun yumuşaması gerekir. Ya savaşa gitmiyoruz ki, seçime gidiyoruz. Yani seçim demokratik bir şölen halinde mutlaka olmalı. Nezaket olmalıdır. Elbette her seçim kampanyasının beraberinde getirdiği polemikler olur. Hafif atışmalar olur, karşılıklı şeyler olabilir ama haysiyeti rencide edici, izzet ve şerefi ayaklar altına alıcı, belden aşağı vurmaya yönelik söylemlerin yapılmaması gerekir diye düşünüyorum. Ben özellikle muhalefetin bir oy fazla koparayım adına akla hayale gelmeyecek şeylerde bulunmalarını da çok anormal karşılıyorum. Vaatlerde bulunmasını. Çünkü yani vatandaş seçmen şunu görecek. Olması mümkün olmayan, gerçekleştirmesi mümkün olmayan vaatlerde bulunan kişi peşinen kaybedeceğini kabul etmiş kişidir zaten. Kazanacağını bilen bir kişi olmayacak vaatlerde bulunabilir mi? Bulunmaz. Bu nedenle seçmenin bunların hepsini değerlendireceğini düşünüyorum. Şunu söyleyeyim, tabii belki oraya geleceğiz partilerin durumuna filan ama ben Türkiye'de birçok ili de gezdim bu seçim süreci kararından sonra. Öyle çok ahım şahım bir seçim ortamı da yok yani. Öyle bir hava da yok piyasada. Vatandaş bana göre suskun. Bir dip dalga var. O dip dalganın nereye nasıl vuracağını bir kestirmek mümkün değil. Birincisi bu. İki, ben bugüne kadar
piyasaya takdim edilen, kamuoyuna takdim edilen anketlerin de çok sağlıklı sonuçlar içerdiğini zannetmiyorum. Çünkü belirli nedenlerden dolayı vatandaş oyunun rengini, yani taraftarlar hariç öyle ifade edeyim, oyunun rengini çok fazla net ifade etmiyor. Bekliyor. Sandığı bekliyor. Öngörülmemiş sonuçların da doğma ihtimali var. Yani 24 Haziran sürprizlerle dolu bir seçim olabilir diyorsunuz. Ben siyaset bilimi dersi verdim okullarda. Biz siyaseti demokrasiyi şöyle tanımlıyoruz öğrencilerimize anlatırken. Demokrasi sonucu önceden kestirilemeyen oyunun adıdır. Yani seçim sonucu önceden kestirilemeyen oyundur. Kurgu mu? Yani kurgu. Oyun, yani bir oyun oynuyoruz işte. Evet. Bu, ama sonucu önceden belli değil. Çünkü eğer bir ülkede gizli oylama, açık tasnif varsa sonucu önceden belirlemek çok, bazen çok zor olabiliyor. Kimi zaman çok kolay olabilir yani. Ama ben bu seçimi sonucu önceden çok rahat kestirilebilecek bir seçim olarak görmüyorum. Nedenlerini de isterseniz daha sonra madde madde sıralayayım. Neden önceden kestirilemeyecek? Evet. Nedenlerini sıralayalım ama evet. Herhalde Seyfi Bey diyecektiniz herhalde. Şimdi mesela geçmiş dönemlere baktığımız zaman siyaset sahnesinde biz şöyle bir şey diyorduk. İşte muhalefet, Türkiye'de muhalefet yok. İşte doğru düzgün bir adam yok falan gibi ifadeler kullanıyordu. Halk nezdinde bütün ifadelerimiz bu yöndeydi. Ama ilk çıkıştan itibaren Muharrem İnce'nin ve Meral Akşener'in güzel muhalefet yaptığını gözlemliyorum ben. Yani kendi şahsım adına böyle düşünüyorum. Gerçekten toplumun sorunlarını gündeme getiren işte yani geçmişte şöyle bir şey vardı. İşte solcular başörtülere takardı kafayı. İşte burada çarşaflı var, burada bilmem ne var. İşte lisenin üstünde namaz kılıyorlar falan gibi ifadelerde bulunurlardı. Bugün gerçek manada baktığımız zaman toplumun nabzını iyi tutan iki tane cumhurbaşkanı adayını görüyoruz Erdoğan dışında. Şimdi birçok köşe yazımda şunu söylemiş. Tabii ki Ömer Bey itirazınız var mı? Var tabii. Yok olabilir, konuşuruz yine onu. Bakın arada da söyleyebilirsiniz şey değil ama şimdi şöyle düşünmek lazım. Sanal sorunlar üreten bir siyaset yapısından gerçek sorunları gündeme taşıyan bir işte gerçek argümanları ortaya koyan muhalefet liderleri var şu an için. Bakın biz israfın kötü olduğunu, israfın haram olduğunu yıllarca söyledik. Yıllarca köşe yazılarında yazdım. Türkiye'de 106 bin tane resmi araç var dedim. Bakın birçok yazımda vardır bu. Almanya'da 9 bin araç var dedim resmi rakamlara göre. Bugün 130 bine çıktığını öğreniyoruz. Meral Akşener çıktı dedi ki ya ben bunların hepsini şey yapacağım dedi. Çıkın arabadan diyeceğim dedi. 130 bin kişiye. Bunu söylemek o kadar zor olmamalı. Bakın 2002'de Erdoğan geldiği zaman bir ifadesi halkın gönlüne yer etti. Ne dedi? Boşaltın dedi lojmanları dedi. Halkın içine girin. Ya halkın içine girecek adamların birçoğu şimdi Çukur Ambar'a girdi. Yani niye Keçören'de değilsin, niye Sincar'da değilsin, niye Etimesgut'ta değilsin? Hepiniz toplandınız Çukur Ambar'a. Bölgesi adamın seçim bölgesi Pursaklar'da adam gidiyor Çukur Ambar'da oturuyor. Seçim bölgesi Sincan'da gidiyor Pursaklar'da oturuyor. Bakın ilk çıkışı Erdoğan'ın bu manada dediğim gibi halk nezdinde olumlu yansıdı. Ve dediler ki ya gerçekten böyle bir lider ihtiyacımız var. Yani bu manadan bu çerçeveden baktığımız zaman Türkiye'de israfı önlemek adına yapılan açıklamalar tabii ki takdir topluyor. Yani çok zor değil. Ya ağaç dikme olayına bahsedeyim isterseniz. Bakın ağaçta mesela bizim toplum olarak ağacı seven ve ağaçta bütünleşmiş olan bir toplumuz. Geçmiş Osmanlı döneminde çınar ağaçları dikmişiz ve çınar ağaçları bugün dikilmiyor. İşte hormonlu ağaçlar getiriyorlar böyle hepsi tornadan çıkmış gibi. Muhalefetten girdi Seyfi Bey. Yok, muhalefetin hormonlu ağaçlara kadar geldi Ömer Bey. Yok yok şu manada ya bakın ağaç dikin siz. Hiçbir şey yapmayın. Yani şimdi işte Atatürk havalandı, ağaçlandıracağım diyor ya Erdoğan. Ama daha önceden de önünü kesen iki tane bayana dedi ki işte orman istiyorsan git köyüne git dedi. Bakın bunları danışmanları, etrafındaki insanlar uyarması lazım. O da insan nihayetinde. Yani Erdoğan'ın insanüstü bir yapıya sahip değil ki Erdoğan. Tabii ki hata yapacak. Hata yapılabilir. Türkiye'de devrimci bir liderdir. Ama nihayetinde bunları dile getirmek lazım. Bakın Melih Gökçek
Ankara'da o oyuncakları yapacağına o bölgedeki ağaçlandırmayı artırsaydı halk yine teveccüh gösterecekti. Yani demek istediğim şu, siyaset argümanları içerisinde gerçek manada sanal olmayan, gerçek manada sorunlar gündeme taşınmalı. Ve bunu taşımaya başladılar. Ha, bu ne kadar inandırıcı olabilir? Şimdi bakın, bir halk olmak var, bir de halk gibi davranmak var. Bakın Muharrem İnce halk gibi davranıyor, halk değil. Neden? Ben onu da söyleyeyim. Ben parlamento muhabiriyim. Daha bir günden bilmiyorum, Sayın Hatipoğlu da İnce'yi bisikletle oraya gelirken görmemiştir. Gördünüz mü mecliste gelirken? Yani, yok öyle. Yani şimdi önce o hayatı yaşayacaksın, içselleştireceksin, otobüse bineceksin. Muharrem İnce halk olmadan işte ben halk gibi davranayım diyor. Olmuyor. Meral Akşener halk gibi davranmıyor. Şey, halk değil. Yani halkın içine çıkmış biri değil. Halk gibi davranan birisi. Bakın hepsini de müsbet manada savunduğum yerler var. Menfi manada eleştirdiğim yerler var. Şimdi Meral Akşener 95 yılında sanırım siyasete başladı. Tam şey tarih olarak hatırlamıyorum ama bu zamana kadar siz Meral Akşener'in bir tane sorunu gündeme taşıdığını gördünüz mü? Siz de meclisteydiniz. Bir tane mazlumun, efendim bu insan mazlum dediğini, biz buna sahip çıkalım dediğini Meral Akşener'in duydunuz mu? Muharrem İnce'yi duydunuz mu? Ha, bu manada baktığınız zaman bunlar halk gibi davranan insanlar. Halk değil. Ya rol yapmayacaksınız. Erdoğan'ın yani kişisel gelişim uzmanlarına sorun ki benim söyleyeceğimi söyleyecektir. Erdoğan bir çocuğu aldığı zaman gözünün içine bakıyor. Kılıçdaroğlu'nun eline veriyorsun, tavana bakıyor. İnce'ye veriyorsun, tavana bakıyor. Akşener'e veriyorsun, tavana bakıyor. Bakın bunlar aslında beden dilinin çok önemli olduğunu gösteriyor. Halk diyecekseniz Erdoğan halktır. Ha, Erdoğan halktır ama Erdoğan'ı yönlendiren kesim hep yanlış yönlendirmiş. Bir tanesi de çıkıp ya Sayın Cumhurbaşkanım, Sayın Başbakanım 316 bin liralık araba lüks değildir diyemiyor. Ya çıkmış demiş diyor ki ismini hatırlayamadım, o kimdi hani 213'üydü. Diyor ki 316 bin liralık diyor, araç diyor lüks değildir. Ya senin hiçbir danışmanın yok mu aklı başında? 316 bin liralık arabayı alması için 70 yıl çalışması lazım bu memlekette, evet, insanların. Bunlar Bey, önemli şeyler, detaylı. Ömer Bey, muhalefet cephesinden değerlendirmelerde bulundu Seyfi Uzunkök. Sizin itirazlarınız vardı. Nelerdi onlar efendim? Şimdi birincisi tabii Seyfi Bey başlarken dedi ki ilk defa bu seçimde yani muhalefette adam gibi ciddi adaylar çıkardı dedi. Ben şöyle söyleyeyim, bu seçimde muhalefet polemikçi adayı bulabildi. Öncelikle onu söyleyeyim, bir halkın diliyle konuşan adayı bulabildi. Rol yapan. Yani halkın diline hitap eden adam bulabildi. İki, üç, ilk defa muhalefet bu seçimde ideolojik takılmıyor. Hayata dokunuyor. Aynen. Bu da çok önemli bir unsur. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nin tarihinde halka dokunmak yoktur. Ekselanslarının partisidir. Efendime söyleyeyim. %50 artı 1'in etkisi de olabilir mi? Bunu ona geleceğim. Ama vatandaş değerlendirirken der ki aynesi iştir kişinin, lafa bakılmaz. Hiçbir aday, Cumhurbaşkanı adaylarının hiçbiri saksıda büyümedi. Kökü bu topraklarda olan insanlar, yani geçmişi var. Geçmişinizi unutturarak siyasette başarılı olamazsınız. Sayın Muharrem İnce'ye baktığımızda şimdi diyor ki benim başarıyla ilgili bir sorunum yok. Devlette de olur, her yerde de olur diyor. Doğru söylüyor bugün bulunduğu nokta. Ama geçmişte başörtüyle ilgili en büyük mücadeleleri veren, soru önergeleriyle, hükümete yönelik eleştirileriyle, hatta provokasyonlarıyla başörtü özgürlüğüne karşı Anayasa Mahkemesi'ne gönderilen dilekçeye ilk imzayı atarak başörtünün yasaklanmasına ilişkin. Şimdi bu tavırları takılmış bir adam Cumhurbaşkanı adayı olmuş, başörtülü her yerde olur diyor. Doğru söylüyor. Söylediği doğru. Ama Sayın İnce'nin şu soruya cevap vermesi lazım. Sen dünkü Muharrem misin? Bugünkü Muharrem misin? Çok önemli bir şey. Ben seçmen olarak hangi Muharrem'e oy vereceğim? Hangi Muharrem'e oy vereceğime karar verebilmem için çıkıp şunu demen lazım. Ey millet, ben daha önceki dönemde başörtüsüyle ilgili yaptığım muhalefette hatalı olduğumu anladım. Aynen, fikrimi değiştirdim. Özür diliyorum. Ben artık bu eli düşünmüyorum. Ha, bunu dediğiniz zaman ben sizin gerçekçi olduğunuza inanacağım. Buradan da çağrı yapıyorum Sayın Muharrem İnce'ye. Lütfen çıkın, fikirlerinizin, düşüncelerinizin değiştiğini yiğitçe söyleyin. Fikrin değişmesi de kötü bir şey değildir. Eğer iyiye doğru bir yönelme varsa o çok iyi bir şeydir. Biz de sizi tebrik edelim. Birincisi bu. Yani
Dünkü Muharrem mi, bugünkü Muharrem mi? Dünkü Meral Hanım mı, bugünkü Meral Hanım mı? Bu soruların cevabını hepimizin bilmeye hakkı var. Çünkü bizim Cumhurbaşkanı adayımız. Oy vereceğiz. Sayın Atıboğlu, onu köşe yazımda yazmıştım. Aynı siz dediğiniz ifadenin aynısını yazdım. Doğru. Önce dedim özür dileyeceksin. Tabii. Ondan sonra işte biz bunları yapmayacağız bundan sonra diyeceksin. Nasıl şimdi, inanalım biz? Şimdi yani Muharrem Bey'in çelişkileri sabaha kadar anlatsak bitmez. Evet. Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda Sayın Kılıçdaroğlu'na bir partinin genel başkanı, Cumhurbaşkanı adayı olmayacak da ne olacak? Çıkın ilan edin Cumhurbaşkanı adayı olacak mısınız diye kongrede, kurultayda soru yöneltiyor. Eleştiriyor. Sonradan da kendisi adayı gösterince ben öteden beri genel başkanların Cumhurbaşkanı adayı olmaması gerektiği konusunda fikirlerimi ifade etmiştim diyor. Hiç çelişki. Yani Demirel zamanında dün bugün de geçerliydi. Çünkü internet yoktu. Çünkü söylediklerinizi hemen önünüze çıkaracak bir aygıta sahip değil. Ama bugün öyle değil. Bir insanın geçmişten beri yaptıklarının tamamı önüne serilebiliyor. Yani gerçekçi değil. Mis gibi yapmak aslı değildir. Yani biraz önce ifade buyurdu da çok güzel ifade etti. Halktan bir adammış gibi davranmak var. Hakikaten halktan olmak var. Tayyip Erdoğan niçin başbakan oldu? Niçin cumhurbaşkanı oldu? Daha doğrusu Adalet ve Kalkınma Partisi'ne bu millet niye oy verdi? Adalet ve Kalkınma Partisi ilk çıktığında millet dedi ki bana benzeyen adamlar bunlar. Tabii ki. Bana benziyor. Anadolu'dan geldi. Şimdi bakınız biz neye alışmışız? Bırakın cumhurbaşkanı, başbakanı da bir ilin valisi hatta belediye başkanı annesi öldüğünde siyah gözlük takar gelir camide bekler. O vatandaş annesinin namazını kılar, makam arabasına biner, belki mezarlığa kadar gider. Alıştığımız siyaset şey bu. Tabii. Tayyip Bey annesinin cenaze arabasını önüne oturuyor. Hepimiz gibi, her birimiz gibi. Vatandaş gibi, halk gibi. Omuz veriyor. Cenaze namazında duruyor. Gittiği taziye evinde oturup bir Kur'an okuyor. Kur'an-ı Kerim okuyor, bir aşır okuyor. Halk diyor ki bu adam bana benzemiyor, bu benden. Benim gibi bir adam diyor, benim gibi düşünüyor. Bir de sabah akşam anladın? Saray diyorlar ya, sarayda oturdu da yok yani. Şimdi, hep dışarıda sürekli. Ha bunu yani Muharrem Bey de yapmaya kalkışabilir. Ama bazı o şeyler çaldı. Vardı ki adamın üzerine oturmuyor. Ben Sayın İnce'nin bu süreçte gösterdiği her performansı çok takdir ediyorum. Gerçekten yani. İki tane şey yaptı Sayın İnce. Bir, Meral Akşener'e kaptırılmış Cumhuriyet Halk Partisi oylarını geri aldı. Konsolide edebildi sol oyları. Artı ondan üzerine çıktı. Yani evet. Sayın İnce'nin alacağı oyun Cumhuriyet Halk Partisi'nin oylarından fazla olacağı bekliyorum. Yani en azından öyle söyleyeyim. Sayın İnce bunu yaptı. Yani bunu becerebildi. Nasıl becerebildi? Birazcık Tayyip Erdoğan'ı taklit ederek becerdi. Çok net şey bu, ifadesi bu. Meral Hanım henüz onu yapmıyor. Meral Hanım'ın bir şey kitlesi var. Gözüne kestirdiği bir seçmen kitlesi var. Onu kazanmaya yönelik, özellikle hanımefendilere yönelik söylemlerinde bir farklı tavır takınıyor ama onun yapacağım edeceğim dediği şeyler Tayyip Erdoğan çoktan yapmış zaten. Yani ev kadınlarına bağlanan ücretler ve benzeri şeyler. Hatta pozitif ayrımcılıkla ilgili çıkarmış bir yeni yasalar var. Şimdi oradan şuraya geliyorum. Yani ben bu seçimi bundan önceki Cumhurbaşkanlığı seçiminden çok daha güzel görüyorum. Nasıl güzel? Bir Ekmelettin İhsanoğlu beyefendi vardı. Allah selametini versin. Seçim seçime benzemiyordu. Doğru mu? Bir heyecan yoktu. Bir heyecan yoktu, bir polemik yoktu, bir tartışma yoktu filan. Ama şimdi hiç olmazsa sahnede insanlar var ve bir şeyler söylüyorlar. Tetikliyorlar da birbirlerini. Yani güzel şeyler oluyor. Hı. Böyle devam eder. Ve biraz önce dediğim gibi kazaya kurban gitmedin. Karakola da düşmedin. Sen seçim sonuçlarınsa güzel bir seçim görmüş olacağız. Sorunuzun net cevabı şu. Niye Muharrem İnce şimdi böyle bir Muharrem İnce? Çünkü Muharrem İnce de bütün İslam'a ve dine mesafeli insanlar da bugün anladılar ki Türkiye'nin en büyük toplumsal gerçeği İslam'dır. En büyük sosyoloji budur. Türkiye'nin sosyolojisinde İslam bir insanın kılcal damarlarına kadar giden kan var ya, bu toplumun kılcal damarlarına kadar her gün gidip gelen, kalbin pompaladığı kan gibi kılcal damarlarına gidip gelen toplumun içindeki kan İslam'dır. İslam'a mesafeli davranarak, İslam'a cepheden vurarak veya karşı durarak 50 artı 1'i alamazsınız. Bu mümkün değil.
Eğer İslam'a cephe alırsanız siz azınlığın partisi olursunuz. İslam'a, yani bu ülkenin tarihinde bunlar çok görüldü. Bunları unutamayız. Toplumsal hafıza unutmaz. Yani siz bu ülkede Kur'an-ı Kerim okundu diye insanları içeri attınız. Bu ülkede başörtüsünden dolayı 3 defa parti kapattınız. Siyasi yasaklar getirdiniz bize. Biz nelerle karşılaştığımızı o gün. Yine aynı şeyleri mi yaşıyoruz, evet, değil mi? Yani niye bu noktaya gelelim? Hepimiz Müslümanız. Kimsenin eteğinin boyuna da ben karışmam. Ama kimsenin de başörtüsüne, kıyafetine kimsenin karışmam. Bir kere bir hanımefendinin kıyafetiyle ilgili devlet karar verme hakkına sahip değil ki. Öyle şey mi olur? Yani birisi affedersin ama sizin eşinizin kıyafetiyle ilgili konuşursa ne dersiniz? Edepsizlik etme sana ne? Değil mi? Hayır, öyle aşamalara geldi ki. Yani devlet de bunu yapamaz. Kimse de yapamaz. Muharrem İnce'nin işte her cuma bir köyde, maşallah, bir mekanda camiye gittiğini görüyoruz. Bunu boy boy fotoğraflarında medyada görmüş oluyoruz. İslam ve din düşmanlığı algısını Muharrem İnce'nin bu çabası bertaraf eder mi? Yani ben şunu söylüyorum. İslam, bakın, düşmanlığı olarak görmemen lazım. Bu, öyle bir algı var. Yok. CHP'lerde de namaz kılan, ibadet eden, Allah'a inanan bir sürü insan var. Hani şimdi İslam düşman değil de onların algısı şey. Özür dilerim Sayın Atıkoğlu. Yani onların algısı şu. Yani Sela okuduğu için ceza verilen CHP döneminden isimler var. Tarihe baktığımız zaman camilerin kapatıldığı. 15 Temmuz'da Sela okundu diye imama, mezine saldıran insanlar vardı. Şimdi bakın problem şu, din ve İslam değil, yani din dediğimiz şey mefhuma düşmanlığı siyaset zanneden bir algı vardı. Cumhuriyet Halk Partileri kastederek söylemiyorum. Türkiye'de böyle bir azınlık psikolojisi vardı ve buna hakim unsurdu. Hükmediyorlardı. Özellikle yargıya. Birçok kurum da, anayasal kurum da bunların etkisi altında hareket ediyordu. Evet. Oysa yani şimdi gidin Allah aşkınız ya, herhangi bir ile gidin. Ben isim vermek istemiyorum, hedef göstermiş olmamak adına. Ama meyhaneler de açık. Efendime söyleyeyim, herkes isteyen alkolünü alıyor, isteyen piste çıkıp dansını yapıyor. Yani kimse kimseye şuraya giremesin, buraya gidemesin demiyor. Cami de açık. Özgür iradesiyle hareket ediyor insanlar. Yani devlet yaşam tarzına müdahale etmiyor. Özetle bunu demek istiyorum. Şimdi din istismarına geliyorum. Bakın, ben hayatım boyunca istismarcılardan nefret ettim. Muharrem İnce onlardan biri mi? Ona geleceğim. İstismar ne demektir? İstismar ne demektir? Mesela Atatürk'ü istismar edenlerden nefret ederim. Atatürkçülerden değil bakın. Atatürk'ü istismar eden. İstismar şudur. Bir şeye inanmadığınız halde çıkar karşılığında bireysel bir veya tüzel anlamda çıkar elde etmek adına öyleymiş gibi davranmaktır. İstismar anlamı bu. Yani dindar değilseniz dindarmış gibi davranıyorsanız bir bakmadan münafıkta. Bu istismardır. Tabii bizim medeniyet değerlerimizdeki evet. Bunun karşılığı bu. Atatürkçü değil adam ama Atatürk'ün arkasına sığınıp karşı tarafla mücadele etmek için Atatürkçü geçiniyor. Bu istismardır. Bir adam gerçekten Atatürkçüyse, onun temel ilkelerine, inkılaplarına bağlıysa ve bunu çıkıp hiççe söylüyorsa o insana saygı duyulur. Çünkü inandığı bir şeydir. Ama buna inanmıyor, bunu istismar ediyorsa ona da istismarcıdır. Din de budur. Hiç kimse Tayyip Erdoğan camiye gitti, dini istismar ediyor diyemez. Çünkü inanıyor. Nereden biliyorsun sen inanmadığını diye bana birisi sorabilir. Ben de derim ki bu adam 65 yaşında, aday değilken de gidiyordu. Efendim memur değilken de gidiyordu. Öyle mi? 65 yıllık hayatı boyunca dinle arasına mesafe koymamış, dindar bir kişiliği olduğu bütün hayatı boyunca bilinen bir insan. Seçim dönemine ait değil o eylemleri. Ona istismar denmez. O inancının gereğini yapıyor. Anlatabiliyor muyum? Ama bir insan bunları yapmıyor da seçim kampanyasında şaşalı şeylerle medyanın gözetiminde, işte çekim heyet gruplarını da yanına alarak kameramanları gidiyorsa ben buna dindarlık demem. İnşallah dindarlıktır. Öyle ifade edeyim. Bu sadece o değil. Mesela bunlar, mesela Ramazan'da adam geliyor, 5 yıldızlı otellerde iftar sofraları düzenliyor. Şaşalı şeylerle önde de durup resim çekiyor veya gidip bir iftar çadırına hayır
hasenatta bulunacak resimleriyle, sosyal medyada paylaşarak bir dindarlık gösterisinde bulunuyor. Bunlar güzel şeyler değildir. Kur'an-ı Kerim en çok riyakarlığı şey yapmıştır, yasaklamıştır. Yani riyakarlık yapmamak lazım. Evet, Seyfi Uzunköke sormuş olalım. İstismardan söz etti. İstismar... Muharrem İnce'nin tavırları, işte camiye gidip namaz kılması, baktığınız zaman secdede durması, abes duran fotoğraf karelerini görüyoruz. İstismar ediyor mu? Hani? Tabii ki o net. Yani onun için bir iki üç cümle kurmaya gerek yok. İstismar ediyor. Ama şöyle bir şey de var. Bakın hani Sayın Hatipoğlu dedi ki işte Erdoğan'ın ben işte İslam'ı yaşadığına inanıyorum manasında işte dinle mesafe olmadığı anlamda bir şey söyledi ama bunu geçmişe baktığınız zaman mesela Kurtuluş Savaşı'ndan sonra Maruf İdiz adında bir Yahudinin Tekirdağ'a yerleşip 5 vakit namaz kıldığını biliyoruz. Amacı ne? Orada o arazileri işte bizim vatandaşlarımızın elinden almak. Amaç o. Ve yıllarca orada insanlar bunu çok dindar olarak biliyor. Efendim 10 yıl, 20 yıl falan sonra bir bakıyorlar ki bu adam öldüğünde işte malum Müslüman olmadığı anlaşılıyor. Şimdi böyle şeyler de var ortada maalesef. Yani hatta Güneydoğu'da biliyorsunuz işte o PKK'la yoğun çatışma esnasında işte imamlardan da birkaç tane biliyorsunuz o şekilde çıkanlar oldu. Müslüman olmadı ortaya çıktı. Hani buna da dikkat etmek lazım. İstismar deyince sadece işte CHP'yi ya da işte Muharrem İnce'yi değil de AK Parti'nin içerisinde de onlarca istismarcı görebilirsiniz. Şimdi İslam'ın sadece namaz kaidesini yerine getirip ama bunun dışında İslam'ın diğer rüşvet alma, hırsızlık, yolsuzluk bunlara bulaşmışsa bu da İslam dışı olarak addetmek lazım. Maalesef bu da Türkiye'nin siyasette kaçınılmaz bir sonucu. Türkiye'de siyaseti zaten deformasyona uğratan en büyük etken yolsuzluklardı ve meclisin de bu manada çok çaba sarf ettiği özellikle yani biz böyle tanınalım düşüncesiyle çaba sarf ettiğini görüyoruz. Siyaset ve tabi askeri vesayette işbirliği noktasında Türkiye'de çok istismarlarda bulundu. 28 Şubat işte başörtüsü meselesine falan da geldiğimiz zaman 28 Şubat'ta da siyaset sahnesinde asker vardı ve düşünün öyle bir noktaya gelmiştik ki bu siyaset yapan askerler belediyeye hizmet almaya gidenlerin de başını açması gerektiğiyle alakalı kanun çıkarmak üzereydiler biliyorsunuz değil mi? Sayın cami yapılmasını engelleyen evet, kanunlar çıkardılar. Böyle çıkardılar evet. Ve bu manada işte siyaset sahnesinde yani darbelerle beraber hep Türkiye'de siyaset olumsuzluklarla anıldı, istismarlarla anıldı. Sadece İnce değil, İnce gibi mesela Demirel de çok bir güzel din istismarısıdır. Gittiği her toplantıda Kur'an-ı Kerim hediye edilir kendisine çocuklar tarafından. O dönemde öyleydi biliyorsunuz. Ve her konuşmasında da dini argümanlar kullanırdı. Ama diğer taraftan da işte okumak isteyen kızlar dedi, Arabistan'da okusun dedi. Türkiye'de kızların okumasına gerek yok dedi. Yani böyle bir açıklama yaptı. Kızlar kurumlarda çalışsın dedi, dedik işte resmi kurumlarda çalışsın dedik yok hani özellikle başörtüleri kastediyorum. Bu manada da bir istismar söz konusu. Bunu Demirel de yaptı, İnönü de yaptı, efendim Özal da yaptı. Yani din istismarı yapmayan siyasetçi bana sayamazsınız. Yani tek burada icraat haline getiren, bunu gerçek manada hayatın içerisinde kolaylaştıran Recep Tayyip Erdoğan'dır. İstismar yaptı diyemeyiz. Sebebi de şu, bütün kuralları ve kaideleri insanların yaşamsal değerlerine verdiği öneme binaen yaptı. Öyle olmadı mı sayın? Yani şimdi tabii burada rahmetli Özal'ı da şey dışında bırakmak lazım. Oldu, evet. Çünkü sayın rahmetli Özal, Allah rahmet eylesin, hayatı boyunca dini değerlere saygılı ve din karşıtlığı asla yapmamış bir insan olarak siyaset sahnesinde yer aldı. Birincisi bu. İkincisi Müslümanlık nedir sorusunun cevabını burada konuşmamız lazım. Müslüman yani namaz kılan hırsız olur mu? Olur. Oluyor işte. Namaz kılan hırsızlar da var. Efendim, namaz kılan birçok günahı işleyen insan var. Müslümanlığın burada bir tanımı yapma. Müslüman hiçbir yerde, hiçbir şart altında, hiçbir mekanda
Allah yokmuşçasına davranmayan insandır. Her yerde, her zaman, her şart altında Allah var. Beni görüyor, beni denetliyor. Bu inançla, bu hayatını bunun üzerine ikame eden adamdır İslam. Müslüman gerçek manada. Şimdi her şart altında, her mekanda, her yerde ve her zaman Allah varsa ve beni görüyorsa kapalı kapılar ardında rüşvet pazarlığı yapamam. İhale yolsuzluğu yapamam. Sizin hakkınızı alıp başkasına veremem. Sınavlarda soruyu satamam. Hak etmemiş kişiyi memurluğa atayamam. Müslümanlık öyle basit bir şey değil. Yani beş vakit namaz kıldım, bir de işte oruç tuttum, bitti. Yok öyle bir Müslümanlık. Öyle bir kolaylık da yok. Müslüman hayatı boyunca bu değerler üzerine, bu medeniyet değerleri üzerine hayatını şekillendirmiş insan anlamına gelir. Şimdi olaya öyle baktığımızda, arkadaş sen 41 defa değil 40 defa camiye git namaz kılsan. Ama diğerlerini, yani ahlaki boyutunu İslam'ın unutsan, hayatına tatbik etmezsen, o zaman sen istismar etmiş olursun. Din adına, yani onu söylüyorum. Dolayısıyla bizi dinleyen vatandaşlarımız aslında ölçünün ne olduğunu en az bizim kadar iyi biliyorlar. Evet. Yani bir adam İslam'ın temel değerleri biz Ehl-i Sünnet ve Cemaat akidesine mensup bir milletiz, yani Türkiye toplumu olarak söylüyorum. Bize göre kebair günah bile işlese bir insan dinden çıkmaz. Yani içki, kumar, zina neyse bir yığın günahlar var, büyük günahlar. Bir adam bunları yaptı diye dinden çıkmaz. Doğru değil mi? Evet. Ama bir adam bu değerlerden herhangi birini inkar ederse dinden çıkar. Evet. Onu, yani bu, şey bakın. Bu algıyı vatandaş bizden iyi bildiği için kimin evet. iyi bir dindar, kimin istismarcı olduğunu zaten bu millet kendi ferasetiyle bakın, biliyor. Bakın Atikoğlu, yani nedir Ramazan'ın asli unsuru? İşte bir reklama gidelim, ardından devam edelim mi? Tamam peki. Reklama gidelim önce, ardından devam şimdi edeceğiz ama. Şimdi bak ne güzel bir yok, cümleye başlayalım. İki kelime bir şey söyleyeyim evet. ondan sonra. Buyurun. Bakın Ramazan boyunca 30 gün içerisinde 5 yıldızlı otellerde iftar yaptık. Bunu açacağım reklamdan sonra. Tamam. Reklamdan sonra devam edeceğiz ama bir mesaj geldi. Sivas'ta komutanlarımız askeriyeden bizi izliyorlarmış. Onlara buradan selam edelim. Reklamlara gidelim, ardından Ankara Kulisi'ne kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ankara Kulisi'ne kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yayın konuklarımı tekrar hatırlatmak istiyorum. 20 ve 21. dönem Refah Partisi ve Fazilet Partisi Diyarbakır Milletvekili Sayın Ömer Vehbi Hatipoğlu ve gazeteci yazar Seyfi Uzunkök yayın konuklarımdı. Seyfi Uzunkök 5 yıldızlı otellerden söz ediyordu. Daha doğrusu 5 yıldızlı otellerde iftar programlarıyla ilgili bir şeyler anlatmaya çalışıyordu. Orada kalmıştık. Aynen. Oradan devam etmiş aynen. oldum Seyfi Bey. Şimdi İslam'a göre israf haram, değil mi hocam? Yani Sayın Bekir. Ben hoca değilim de. Sayın, evet. Şimdi hocam deyince biliyorsunuz şey Erdoğan kime hocam diyordu. Yaşar Büyükanıt'a hocam demiş herhalde. Şeyde kızmış. Emin Çolaşan diyor ki size diyor hocam diye hitap etti diyor. Ya hakaret bu diyor. Hocam hakaret şeyi değil aslında. Hayır, hocam sen. Güzel bir vasıf. Çok şeref duyacağım. Şeref bir şey de keşke olabilse. Yaşar Büyükanıt ta o soruyor Emin Çolaşan. Diyor ki ya sana hocam dedi diyor falan. Ben de o esnada o aklıma geldi birden. Şeref duyarım o şeyi. Ne güzel değil mi? Evet. Allah nasip etsin. Şimdi 5 yıldızlı otellerde biz iftar yemeği yedik. 30 gün içerisinde hemen hemen 15 günü belki de 5 yıldız otellerde geçtik. Biz daha önce ben geçen sene bunu protesto ettim ve şeylere katılmadım iftarlara geçtiğimiz yıl. Ama bu yıl katılmak zorunda kaldım çünkü görüşebileceğiniz insanları orada görüyorsunuz çoğu zaman. Biz de gazeteci olduğumuz için gittik. Bakın israf haramsa 5 yıldızlı otellerde... Bahane hazır bu arada. Efendim? Bahane hazır bu arada diyorum. Ha bahanem hazır. Çok gazeteci olur. Ama yani gidiyorsun gerçekten orada çünkü göremediğin insanları görüyorsun. Yani o anlamda gidiyorsun. Ama baktığınız zaman iftar yemeği yani İslam'a göre siz bunu değerlendirdiğiniz zaman bir dini vecibe olarak yerine getirdiğiniz için orada iftar yemeğine siz fakirleri davet etmeniz gerekiyor. Toplum içerisindeki fakirleri. Bugün ben dışarıdan üstü başı yamalı işte efendim fakir, garip kuraba iki tane adamı alsaydım. O 5 yıldızlı otele götürüp buyurun işte iftar yemeği deseydim. Oraya güvenlikçiler içeri alırlar mıydı onu? Almazlardı. Yani biz tamamen dini vecibelerimizden de zaten uzaklaşıyoruz. Bunu
Niçin söylüyorum? Bakın rahmetli babam benim her Ramazan'da mutlaka dışarıdan 2-3 tane böyle fakir, fukara insanı evimize getirir. İftar masamıza davet ederdi. Bugün hangimizin evinde iftar yemeğine yabancı bir insan geliyor? O da bitti, onu da bitirdik. Ramazanlarda, Ramazan bayramlarında çocuklar şeker toplardı. Onların o şeyi, geleneğimizi kaybettik. Korkuyoruz çocuklarımızı evlere göndermeye, başına bir iş mi gelir diye. Yani o kadar fazla uzaklaştık ki bu geleneklerimizden. Bunun içerisinde de iftar yemekleri çok önemli bir yer tutuyor. Siz iftarı fakirlere vermek zorundasınız ama hani yani öyle bir noktaya geldik ki işte zengin sofrasında zenginler kendi aralarında iftar yapıp yemek yeme ortamlarını oluşturduk. Bunları açısından ben eleştirdim onu. Başka bir konu varsa ona geçebilirsiniz. Bu eleştiriye söyleyeceğiniz var mı? Şimdi Türkiye tabii seküler bir hayatı yaşıyor hepimizin. Din de sekülerleştiriliyor. Oysa din ayrı bir şeydir. Yani maneviyat ayrı bir şeydir. Sekülerleşme aslında light İslam'ı oluşturmanın bir adımıdır. Yani bu bir projedir biliyorsunuz öteden beri. Euro İslam, light İslam. Bir de dinler arası neydi o? Diyalog. Şimdi orada şu oluyor. Ne oluyor? Allah'ın indirdiği dinden vazgeçiyorsunuz. Yaşanan dini Allah'ın dini gibi görme ve takdim etme şeyi başlıyor. Yani dünyevileşme dediğimiz şey. Dini bile dünyevileştirmeye kalkışan bir süreç yaşanıyor. Aslında Müslümanların üzerinde kafa yorması gereken şeylerin başında bu gelir. Din ayrı bir olgudur. Maneviyat ayrı bir şeydir. Dünya ayrı bir şeydir. Nasıl ki siz dini dünyevileştirmeye çalışırsanız biraz önce işte Sefi Bey'in söylediği acayiplikler ortaya çıkar. Yani meyhanenin duvarında temizlik imandandır şey var. Tabelası da ne derler? Yazısını filan asıyorlar. Bir ek yapmak istiyorum. Size Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Ankara'daki müftüler toplantısı vardı. Evet. 81 ilden gelen müftülerin toplantısı bir otel. Ankara'da bir yerde, isim vermeyelim. Orada alkolün bolca tüketildiği bir otel. Ve Diyanet İşleri Başkanlığı müftüler toplantısını yapıyor. Evet. Mesela Sevi Bey söyledi. Oradan ifade edeyim. Tabii siyasette ve sosyal konum itibariyle Ramazan'ın hemen hemen 30 günü ben de davet edildim iftarlara. Ama bir tek gün 5 yıldızlı bir oteldeki herhangi bir iftara katılmadım. Bunu niçin yapmadım onu da söyleyeyim size. Allah gani gani rahmet eylesin Aydın Menderes iyi dostumdu. 1995 yılında eğer yanılmıyorsam 5 yıldızlı bir otelde bir iftar daveti vardı. Kendisine dedim ki Aydın abi beraber gidelim bir iftara. Dedi ki Ömer ve Ebi Bey ben alkol satılan bir müessesede iftar açmama kararı aldım dedi. Alkol içilen bir müessesede ben iftar açmayacağım dedi. Bu nedenle gelmiyorum. Allah gani gani rahmet eylesin. Böylece rahmetle anma imkanı oldu. Çok güzel bir ders verdi o gün. Mesele orada iftara gidip gitmemek değil. Mesele bizim Müslümanımızın, bizim zenginimizin ibadet ederken, tasaddukta bulunurken veya dini bir vecibeyi yerine getirirken kimleri tercih ettiği konusudur. Önemli olan budur. Elbette zengin olan dostunu da iftara davet edecektir. Bunda bir beis yoktur. Yani iftara illa fakirler getirecek diye bir şey kaide yok. Ama komşusu açken tok yatan bizden değildir diyen bir peygamberin yemekten göbeği şişen, yemekten adeta kusacak hale gelen ümmetiyiz. Yani yemeklerin yarısı atılıyor. Evet, Ramazan'daki iftar sofraları Allah muhafaza etsin, Firavun sofralarını andırıyor. Evet. Bu eleştiri herhangi bir insana değil, kendim başta olmak üzere herkese yönelik.
bütün inanan insanlar yani. Evet. Bir telefon bağlantımız olacak kısaca. Oraya gidelim, ardından kaldığımız yerden devam etmiş olacağız. Gazeteci yazar Serdar Arsever telefon attığımızda. Serdar Bey, Batı Karadeniz bölgesinde seçmenin nabzını tutmak için o bölgede Kastamonu ve çevre illerinde çalışmalar yürütüyor. Bugün stüdyomuzda olacaktı kendisi fakat bir aksilik oldu, mümkün değildi. Serdar Bey, iyi geceler diliyorum. İyi geceler, iyi geceler bütün izleyicilerinize ve Sayın Hatipoğlu'na stüdyodaki ve size selamlarımı gönderiyorum. Aleyküm selam. Bölgedeki seçmenlerin elbette ki nabzını yokluyorsunuz Serdar Bey. Neler konuşuluyor Batı Karadeniz'de? Bir süredir bunu yapmaya çalışıyorum. Doğrusu bu seçim, 24 Haziran seçimleri bundan öncekilerden çok farklı geldi bana. Biraz da çok zor geldi çünkü seçimi etkileyen çok faktör olacak. Bir kere Batı Karadeniz bölgesinde de bazı yerlerde var. Özellikle Güneydoğu Anadolu bölgesinde çok görüyorum. Akdeniz bölgesinde çok görüyorum. Listelerden memnuniyetsizlikler var. Yani aday listelerinden memnuniyetsizlikler var. Bu her seçim döneminde oluyor ama bu seçim döneminde biraz daha fazla sanki işi kaynatıyor. Biraz daha fazla etkili oluyor. Bunun dışında tabii seçmenin önünde iki tercih olacak. Bir cumhurbaşkanlığı, bir de parlamento. Cumhurbaşkanlığını da Erdoğan'a veririm ama diğerinde veririm vermem gibi tartışmalar da çok gündemde. Bu da seçim sonuçlarını etkileyebilecek bir şey. Yine HDP'nin barajı aşıp aşamayacağı, barajı aşacaksa yüzde kaç farklı açacağı da aşabileceği de çok önemli. Bu ittifaklardan dolayı fazla sayıda partinin milletvekili girecek. Bu da tabloyu biraz karmaşıklaştırıyor. Tabii AK Parti açısından da 16 yıllık bir iktidar söz konusu. Ne kadar başarılıyım derse desin, ne kadar iddialı olursa olsun sürecin uzun yılların yıpratması da oluyor. Biraz bazı kesimlerde kırgınlıklar ve kırıklıklar da olabiliyor. Bunların da etkisi var. Bir, Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı alaşağı etmek üzerine kurulan bir siyaset tarzı var. Bu çok şiddetli, çok tehditkar bir siyaset tarzı. Bu siyaset tarzının yansımaları, bir yandan bir çekiciliği var bunun ama bir taraftan da iticiliği var. Bu çekicilik ve iticiliğin ne kadar etkileyebileceğini tahmin etmeye çalışıyoruz. Benim bu Batı Karadeniz bölgesiyle birlikte nabız tutma faaliyetleri epeyce ilerledi diyebilirim. Ben kısaca arz etmek gerekirse Cumhurbaşkanlığı seçiminde büyük ihtimalle ilk turda sonucun olacağını düşünüyorum. Parlamento seçimi için ise hala hiçbir şey söyleyemiyorum. Gerçekten çok kritik. Cumhur İttifakı'nın toplamı 300'ü geçebilir ama AK Parti tek başına 300'ü geçebilir mi? 300 milletvekilini geçebilir mi? O konuda soru işaretleri var. Doğrusu çok çetin bir seçim. AK Partililerle konuştuğum zaman genelde yani Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı yedirtmeyiz. Bu şer odaklarının operasyonudur. Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı aşağı indirmek istiyorlar. Bunu söyleyen çok. Bununla birlikte yer yer AK Parti teşkilatından ve AK Parti belediyelerden şikayetler söz konusu olabiliyor. Kişisel kırgınlıklar söz konusu olabiliyor. Kitlesel kırgınlıklar söz konusu olabiliyor. Bütün bunlara rağmen AK Parti seçmeni ve aslında AK Parti seçmeninin dışında kalan da genişçe bir kitle Recep Tayyip Erdoğan'a destek vereceğini söylüyor. Ama tekrar ediyorum, bunların ne kadar AK Parti'ye destek verecek ve AK Parti'ye destekler AK Parti'yi 300 milletvekilinin üzerine çıkartacak mı, çıkartmayacak mı? Bunu bilemiyoruz. Önümüzdeki dönemde gelişmeler olabilir. Adil Öksüz'le ilgili gelişmeler dikkatli izleniyor. Son düzlükte seçim sonuçlarını bir ölçüde etkileyecek sürprizler olabilir. Ama şu anda Cumhurbaşkanlığı seçim açısından Sayın Recep Tayyip Erdoğan ilk turda alabilir gibi geliyor. Parlamento seçim açısından da gerçekten nabzı tutmak, nabzı tam olarak belirlemek hiç de kolay değil. Çok çekişmeli, çok
sürprizlere gebe bir seçim. Yani bu sürpriz hangi yönde olursa olsun şaşırmam. Mesela AK Parti 300 milletvekilini çok ileri sayıda, yani 325 milletvekille falan aşağısa da şaşırmam. 300'ün altında kalırsa da şaşırmam. Yani hala durum böyle gözüküyor. Evet. Peki. Çok teşekkür ediyorum Serdar Bey. Namaz vermiş olduk. Evet. İyi akşamlar diliyorum. Hepinize, stüdyodaki arkadaşlarıma ve bütün izleyicilerinize. Peki. Size de iyi geceler diliyorum. Serdar Arseven, Batı Karadeniz'deki seçmenin nabzına yönelik değerlendirmelerde bulunmuş oldu. Serdar Bey'in dikkat çektiği birkaç başlık vardı. Siz ne düşünüyorsunuz diye merak ediyorum. Ömer Bey, işte Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a ben oyumu vereceğim de parlamento vekil seçimlerinde farklı bir tercihte bulunacağım diyenler şeklinde olduğu ifade edildi. Sayın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da bu konuya dair bir açıklaması olmuştu. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz bu konu başlığını? Öncelikle tabii burada stüdyoda fikir beyan ederken kendi temennilerimi değil, gördüğüm tabloyu ifade etmek gibi bir mecburiyetle karşı karşıyayım. Çünkü burada konuşup da evine çekilen bir ay, bir yıl, iki yılda görünmeyecek bir adam değilim. Yani biz piyasadayız, her gün konuşuyoruz. Dolayısıyla benim yüzümü kızartacak, yarın şöyle demiştim dedirtecek bir laf etmem. Temennim farklıdır ama realite, şu anda piyasada gördüğüm realite bambaşkadır. Bu seçimin 3 tane bilineni vardır. Bir, AK Parti birinci parti olacak oy oranı itibariyle. İki, Recep Tayyip Erdoğan AK Parti'nin parti oylarından daha fazla bir oy alacak. Bu da gerçek. Yani Sayın Cumhurbaşkanımızın alacağı oy, partinin aldığı oydan birkaç adım veya basamak daha üstte olacak. Üç, Sayın Muharrem İnce'nin de alacağı oy, Cumhuriyet Halk Partisi'nin alacağı oylardan fazla olacak. Bu seçimin bilinmeyen iki noktası var ki seçimin kaderini etkileyecek. Şu anda tartışılan. Bir, HDP barajı aşacak mı, aşmayacak mı? İki, bir geçmişi olmadığı için İyi Parti ne kadar, kaç yüzde kaç oy alacak? Şimdi her partinin bir kemik oyu vardır. Bir muhtemel seçmeni vardır. Bir kızgın seçmeni vardır, bir kırgın seçmeni vardır. Bunlar farklı farklı şeyler. Özellikle iktidar partisi söz konusu olduğunda hem kemik oyu vardır, hem kızgınları vardır, hem kırgınları vardır, hem de utangaç seçmeni vardır. Yani vermeyeceğimiz belli olmayan. Evet. 16 yıl iktidar olmuş bir parti elbette ki muhalefet de üretecektir. Birçok insanın beklentisine cevap vermeyecektir. Binlerce insan aday olmuş, listeye girememiş veya listeye girmiş beğenememiş. Veya kendisine aday olmasını bekleyen, köşede bekleyen yığınla siyasetçi var. Eski belediye başkanı, eski milletvekili, eski bakan filan. Bunlar da gelmemiş. Tabii ki bunların oluşturduğu bir kırgınlar ordusu var. Kızgınlar var. Biraz önce konuştuk. Zaten AK Parti'ye değerlerinden dolayı düşman olanlar var. Seçmen listelerinden dolayı utangaç seçmeni vardır. Beğenmemiş listeyi. Aday listelerinden dolayı. Aday listesini beğenmiyor. Hatır gönül için oy verir miyim, vermez miyim diye hesap yapıyor. Benim gördüğüm tablo şu, madem ki ben çok net ifade edeyim, çünkü seçime bir hafta kaldı, yüzümüz kızarmasın diye. Benim gördüğüm şu andaki tabloda, eğer bir haftalık süreçte çok olağanüstü gelişmeler olmazsa, HDP'nin bir baraj sorunu olmadığı kanaatindeyim. Gördüğüm tablo. Ama altına not koyuyorum, şerh yapmam lazım. Kürtlerin verdiği oyla HDP barajı aşıyor değil. Cumhuriyet Halk Partili seçmenler içinde kendilerince stratejik düşünen seçmenlerin HDP'ye kaydıracağı oy nedeniyle barajı aşabilecek durumdadır. Ne demek istiyorum? Yani HDP barajı aşarsa CHP'nin kaybı ne olur? Şu kadar vekil. Kendine göre hesap ediyor. AK Parti'nin kaybı ne olur? Onun 4 katı, 5 katı. Hani var ya komşumun bir iğneyi ölsün
benim iki neyim mi neydi öyle bir benim, evet. Böyle bir şey darbe mesel var. Kızgın olduğu AK Parti kaybetsin diye HDP'ye oy verenler var. Ben bunlara stratejik oy kullanan seçmen diyorum. Artı marjinal solun HDP'ye katacağı oylar var. Bu nedenlerden dolayı HDP barajı aşar diyorum. Şimdi HDP'nin barajı açtığı tabloda AK Parti'nin tek başına iktidar olması mümkün değil. Dürüstçe konuşalım. Meclis çoğunluğunu yani dürüstçe konuşalım. Mümkün değil bu bir sıkıntıya neden olur mu Türkiye'nin geleceğine? Ben tabii ki sıkıntıya neden olur. Cumhurbaşkanımızın rahat hareket edebilmesi, Cumhurbaşkanı hükümet sisteminin gerçekten de beklenilen atılımları, devrimleri üstelik reformları gerçekleştirebilmesi için çok ciddi bir meclis gücüne de ihtiyacı vardı Sayın Cumhurbaşkanımızın. Onu söyleyeyim yani. Ama eğer barajı aşmazsa HDP, AK Parti'nin umulanın çok üstünde bir oyla ve parlamentoda çoğunluğu sağlayacağı kesindir. Bu çok net ortaya çıkıyor. Yine benim gördüğüm tabloda Sayın Cumhurbaşkanımızın birinci turda seçimi kazanması bir sürpriz değildir. Doğal ve olağandır. Yani tabii bunları söylerken onlarca anketi de inceleyerek geldim buraya. Aslında o anketlere değil, vatandaşın birebir muhatap olduğumda insanlarla yaptığım görüşmelerin ardından geldiğim nokta. Yani Sayın Cumhurbaşkanımızın oyu Cumhur İttifakı'nın toplam oyundan fazla olacağı için seçimi kazanabilme, birinci turda kazanabilme şansı vardır ve bu sürpriz değildir. Hatta kaybetmesi, yani ikinci tura kalması sürprizdir diye düşünüyorum. Biraz önce Seyfi Bey çok güzel tahliller yaptı aday adaylarıyla ilgili, yani Cumhurbaşkanı adaylarıyla ilgili. Yani vicdan, merhamet, insaf ölçüleri içerisinde bu adayları yan yana koyduğunuzda elbette yani Tayyip Bey'in hem deneyimi, hem siyasi tecrübesi, hem devlet adamlığı, hem Türkiye'nin bugünkü şartlarındaki zaruret seçmeni bir noktada düşündürecek ve Tayyip Bey'e oy verdirecektir. Geçenlerde biri bana sordu, dedi ki Ömer Bey şu iki aday arasında sen inançlı bir insan olarak kime oy verirsin diye iki tane adayı sıraladı. Ben de ona dedim ki... Birisi Temel Karamollaoğlu muydu? İsim vermeyeyim. Yani iki tane düzgün adam diyelim. Ben de dedim ki İmam Maverdi, El Ahkam-ı Sultaniye isimli bir eserinde İslam dünyasını siyaset anlayışını çok güzel ifade ediyor. Net bir tarzda. Tabii o zaman devlet başkanı, cumhurbaşkanlığı falan diye bir olay yok. Biliyorsunuz yüzyıllar önce. İki tane halife adayı varsa hangisine oy verilir diye bir soru. En dindar olana mı, en müttaki olana mı, yoksa en cesur ve yiğit olana mı diye tartışılıyor. İslam dünyasında, alimler arasında bu çok tartışılmıştır ve kitaplar, eski kitaplarda konudur bu. Oraya da verilen ortak cevap şudur. Eğer toplum barış hayatı, barış ortamını yaşıyorsa, bir savaş, bir çatışma söz konusu değilse, adaleti rahatlıkla dağıtacağına güvenilen, müttaki olan, yani daha çok Allah'tan korkan, takva sahibi ve ilim ehli olan adama oy verilir. O seçilir daha doğrusu. Yok eğer bir düşman saldırısı söz konusuysa, yani devlet bir saldırıyla karşı karşıyaysa, o zaman en dindarı değil, en müttakisi değil, en cesuru seçilir. Çünkü o bütün o ümmeti koruyacaktır. Ben tercihlerimi yaparken bu medeniyet değerlerini önemseyerek tercih yaparım. Dolayısıyla da bu tercihi aziz milletimizin de yapacağından eminim. Evet, Seyfi Bey siz ne diyeceksiniz? Yani bu seçimlerde tabii küskünlerin olması doğal. Bütün seçimlerde bu var olmuştur. Tabii Sayın Vekilim de bunu Hatipoğlu da güzel izah etti. İşte aday adaylar içerisinde yerini, aday olamayanlar, işte yerini beğenmeyenler falan. Tabii ki bunlar bağlı bulundukları siyasi partilere bir tepki gösteriyorlar. Zaten genel yapı itibariyle de bizim mesela siyasetçilerle gazetecilerin birbirlerini kıskanması yönünde çok benzerlikler vardır.
gazeteciler de öyledir. Yani bir yerden bir intihal yapar, şey alıntı yapar. O diğer gazetecinin ismini vermez. Benim çok başıma geldi böyle. Daha önceden yerel gazetelerde yazdığım zaman ulusalda bakıyordum. Aynı bütün cümleleri alt alta dizmiş, kendi yazısıymış gibi giriyorlardı falan. Yani böyle bir şey mevcut. Pek gerçekçi tavırlarda sergilemiyorlar. Yani AK Parti'nin tamam adaylarında gerçekten büyük sıkıntılar var ama yani bu AK Parti aday adayı olup da durumundan memnun olmayan insanların ifadesine bakarak ben bunu böyle değerlendirmem. Şimdi mecliste eğer AK Parti çoğunluğunu elde edemezse ya da Cumhur İttifakı yeni bir seçim önümüzde görünüyor şeklinde yorumlar var, değerlendirmeler var. Katılır mısınız Seyfi Bey? Tabii ki yani çoğunluğu elde edemezse bir yasama organının tabii ki çalışmasında büyük sıkıntı olacak. Haliyle de bir erken seçim olabilir diye düşünüyorum. Hatipoğlu, Sayın Hatipoğlu dediği gibi de Cumhurbaşkanı'nın da AK Parti'den daha fazla oy alacağı görüşündeyim. Ama seçimin son gününde kadar ne olacağı belli olmaz. Saygı Öztürk bana şeyde, Sözcü Gazetesi'nin Ankara temsilcisi, bundan önceki referandumda şeyi oranını sordu. Nedir tahminin diye herkese sormuş. Tahminleri. Ben %51-49 dedim. Yasaklar var. Rakam belirtemiyoruz ayrıca. Onu da söyleyeyim. Yok yok. Geçmişte dedik. Geçmişte evet, dedik yasak yok. Ya, belki onu içerisinde diye hatırlatmasın. Yok yok. Geçmişe dönük bir rakam sordu. Birebir bildik ama bugünkü şartlarda bu siyaset arenasında kimin ne kadar oy alacağı gerçekten çok tahmin etmek çok zor. Ve neler oluyor falan diyebileceğimiz bir tabloyla da karşılaşabiliriz. Yani buna da hazırlık olmak lazım. Şimdi 5-6 dakikalık son yayınımız. İki kelime daha bir şey söyleyeceğim. Evet. Ondan sonra istersen şey yap Mehmetciğim. Şimdi daha önce biliyorsunuz 12 Eylül'den önce 12 Eylül'den sonra Kenan Evren Turgut Sunalp'ı desteklemişti. Ve son gün Turgut Sunalp'ı desteklediğini açıkladığı günden sonra hiç tahmin etmediğimiz birisi iktidar oldu değil mi Hatipoğlu? Özal geldi. Yani son güne kadar ne olacağı da belli olmaz. Tabii. Siyaset arasında. Yarın çıkacak sonuçları da sürpriz olabilir diye düşünüyorum. Evet, son 5-6 dakikalık bir zamanımız kaldı. Adil Öksüz meselesini tartışmak istiyorum Ömer Bey. Adil Öksüz'le ilgili dün Almanya'da olduğuna dair Anadolu Ajansı bir haber geçti, gündem oldu. Ardından bugün ise Adil Öksüz'ün eşinin Amerika'da lüks bir hayat yaşadığının görüntüleri de paylaşıldı. Ne dersiniz Adil Öksüz merkezde? Yani Adil Öksüz'ün yakalanması, ondan sonra serbest bırakılması, sonra da Türkiye'den, eğer Türkiye'den çıkmışsa tabii ki onu da şey yapalım, çıkmasının tamamı adeta Amerikan filmlerini aratmayacak bir senaryo. Yani baştan sona kadar bir kurgu, yani bir şeyin paralel yapanın, örgütün ne kadar etkin olduğu, nerelere kadar sirayet ettiğini, askerden tutun, işte yargıya, oradan tutun bilmem, gümrük muhafaza memuruna varıncaya kadar ve artı uluslararası boyuttaki destekçilerinin gücünü ortaya koymasıdır. Ben Adil Öksüz olayında hala birçok muammanın var olduğunu düşünüyorum. Hala korunduğunu düşünüyorum. Bir şekilde yargıdan kaçırılmak istendiğini hepimiz biliyoruz. Ama Türkiye güçlü olduğu sürece, ayaklarının üzerinde durduğu sürece, batılı güçler, Avrupalılar, Avrupa ülkeleri yani ve Amerika isteseler de istemeseler de bir devleti karşılarına alıp bir yapının arkasında durmaktan imtina edeceklerdir. Bu bir süreçtir. Bu sürecin sonunda bütün o Türkiye'ye bu korkunç olayı yaşatan ekibin hayatta kalanlarının bir şekilde Türkiye'ye iade edileceğini veya Türkiye'ye getirileceğini tahmin ediyorum. Adil Öksüz de bunlardan biridir. Eğer Adil Öksüz'ün bilgileri, sahip olduğu bilgiler bazı hükümetler için çok elzem bilgilerse, ifşa edilmemesi gereken bilgilerse, o zaman da onlar Adil Öksüz'ü herhalde canlı bir şekilde Türkiye'ye iade etmezler. Onun bir tedbirini alırlar. Türkiye'nin baskıları sonucu Alman hükümetinin de Adil Öksüz'le ilgili arama kararı çıkarttığını biliyoruz. Federal Mahkeme, İçişleri Bakanlığı.
Umarım ki bu bir neticeye ulaşır ve sağ salim Türkiye'ye getirilir. O bilinmeyen şeylerin hepsi ortaya çıkar. Ama şunu koymak lazım, meseleyi biraz daha şu açıdan bakmak lazım. Türkiye'nin terörle mücadelesi, bu ister FETÖ olsun, ister PKK olsun, ister DHKPC olsun ya diğer terör bitti diye. Mücadelesi bitmiş değildir, bitmeyecektir diye. Yani bir şekilde devam edecektir. Çünkü Türkiye'deki bütün terör örgütleri istisnasız, adı ne olursa olsun, taşerondur. Ve hizmet verdikleri ülkenin çıkarları doğrultusunda iş görürler. Bu ülkelerin Türkiye üzerindeki emelleri de bitmeyeceğine göre terör örgütleri de bir şekilde hayatiyetlerini sürdüreceklerdir. İsim değiştirebilirler, şekil değiştirebilirler. Ama sonuç itibariyle de devam edecektir bu mücadele. Bu mücadelenin millet vicdanında da karşılık bulabilmesinin temel koşulu gerçek suçluların bulunup ifşa edilmesidir. Evet. Anlatabiliyor muyum? Yani gerçek suçlu. Adil Öksüz'ün konuşması halinde birçok şeyin FETÖ'nün çökmesi noktasında etkin olur mu? Yani en azından onun bildiği bilgilerin kamuoyuyla paylaşılması, dünya kamuoyuyla sadece Türkiye değil, paylaşılması halinde Türkiye'nin nasıl bir belayla karşı karşıya olduğu ortaya çıkacaktır. Bir, yani birincisi bu. Bir sivilin akıcı hava üstünde ne işi var, kim gönderdi, nereden geldi? Yani bunların hepsinin açıklanması gerekir tabii. Biliyorsunuz daha önce Almanya'daki bir yetkili siyasetçi 15 Temmuz'da FETÖ'nün izine rastlamadık gibi talihsiz bir demeç vermişti. Şimdi en azından bunların da çökmesi anlamına gelecek tabii bu açıklama. Bu açıdan önemlidir. Yalnız şunu ifade etmek istiyorum. FETÖ ile mücadelede ortaya konan bugüne kadarki tablo milletin zihninde flu halde duruyor. Niye? Gerçek suçlar yakalanıp şeye getirilmediği için. Yargının önüne getirilmediği için. Yani bir komutan Erat'ı sokağa dökmüşse o Erat'ı cezalandırmak şey değil. Evet. Baba yiğitlik değil. Yayınımızın sonuna geldik ama yarın mübarek Ramazan bayramı, bayram mesajlarınızla kapatalım yayınımızı. Evet, ben önce tabii hepimizin bayramı mübarek olsun diyorum. Ve diliyorum ki seçim 24 Haziran'a kadar bayram tadında bir seçim kampanyası yaşansın. Bu seçime kan bulaşmasın, kavga bulaşmasın, intikam naraları atılmasın. Şeylerle yani seçim şarkılarıyla geçireceğim diye ümit ediyorum. Ben de iki kelime bir şey söyleyeyim Adil Öksüz'e. Söylemeden size. Duramam diyorsun. Tabii duramam. Biraz uzasın, sorun var mı yani? Ne olacak? İki saat, üç saat de uzasın. Yola çıkıp gideceğiz. Ne olacak? Biraz geç doğru yol alacağız. Geç gidiyor biraz yani. Arkadaşlardan rica ettik bu yayını erken kapatalım diye ama mümkün olmadı. Evet, anladım. Şimdi Adil Öksüz bazen, şimdi bu FETÖ olaylarında biliyorsunuz soruşturmalarında bazen işi sulandırıyoruz. Şimdi Mehmetciğim, senin demin ifade ettiğin gibi İşte zengin bir lüks bir hayat yaşıyor falan. Bunları kullanmak aslında doğru değil bana göre. Niye biliyor musun? Bindiği araba orada sadece biz 20 bin liralık arabaya binerken gördük değil mi? Ekran görüntülerinde. O arabanın 20 bin lira değeri var. O zaten şu oradan, andan da önemli. Buradan fakir fukaradan toplanan himmet adı verilen paralarla yok. Orada bir tabii ki orada ortada bir hırsızlık var. Sürdürülmesi anlamında. Tabii hırsızlık var, zimmete para geçirme var, şu var bu var. Ama biz argümanları kullanırken aslında bunlardan ziyade bu teröristin eşinin orada ne yaptığı, ne gibi çalışmalara imza attığı, onlara bakmamız lazım. Hangi hainlikler üzerinde çalışmalar yaptı? Bunları daha ağırlık verirsek, hani bir insanın kıyafetiyle, şunuyla bunuyla uğraşmak yerine, işte yaşam tarzıyla uğraşmak yerine yaptığı olumsuzlukları ön plana çıkarmamız lazım diye düşünüyorum Mehmet Bey. Bu çerçevede de değerlendirmek lazım diye düşünüyorum. Bayram tebrik vatandaşların mübarek vatandaşların mübarek Ramazan bayramını kutluyorum. Gerçi kutlama deyince de yanlış anlıyorlar. Öyle mi diyelim? Tebrik ediyorum. Nice mutlu huzurlu bayramlar diliyorum. Peki, her iki değerli konuğuma da çok teşekkür ediyorum. Refah Partisi ve Fazilet Partisi Diyarbakır Eski Milletvekili. Saadet Partisi de var mı efendim? Tabii.
Bir parti daha olacak sanırım. Yok, o kadar. İsimleri unutuyorsun tabii. Saadet, Fazilet, Rem. Hepsi milli aynı. Nizam evet. Desek değil mi? Milli Görüş Partisi. Milli Görüş. Evet, Milli Görüş Partisi milli dedik ama Parti, Milli Görüşü evet. Konuşamadık bugün. Onu özel bir konuşmamız lazım. Ömer Vehbi Hatipoğlu aynen. Bey yayın konuğumuzdu. Yayınımıza katkı sunmuş oldu. Çok teşekkür ediyoruz Ömer Bey. Bir diğer yayın konuğumuz ise gazeteci yazar Seyfi Uzunköktü. Ben de tüm izleyenlerimizin mübarek Ramazan Bayramı'nı tebrik ediyorum. Nice bayramlara inşallah hep birlikte mutlu huzurlu bir şekilde kavuşmuş oluruz. Bu akşam itibariyle yola çıkmış olacağız. Ordu'da yarından itibaren yarın 15 ve 17 haber bültenlerinde Ordu'dan Akit TV izleyenleriyle buluşmuş olacağız. Akit TV ekranlarında buluşmuş olacağız diyelim. Bir başka Ankara Kulisi programında buluşmak üzere. Hoşçakalın, iyi geceler.